yine yeni bir muhabbet ve cümleten selamun aleyküm. Hayat, kainatın en güzel meyvesi, değerin ta kendisi. Evet, işte o hayat bazen de üstüne üstüne gelir durur. Ne yapsan, neye elini atsan boş ve anlamsız. Bulunduğun şehirden, ülkeden ve hatta dünyadan çıkıp gidesin gelir. Dar gelir sana bu üstünde boğuşulup durulan dünya. Tenine, bedenine, ruhuna. Bazen yalnız kalmak istersin, kendini dinlemek, okumak, yargılamak. Yağmur yağdırılırken cama vuran damlalarda düşünürsün boşa giden günlerini, aylarını, yıllarını. Ve sonra bir an durup sorarsın kendine, nasıl, ne uğruna, ne amaçla, ne oldu da heba oldu o yıllar? Para mı, ego mu, hırs mı, keyif mi, kız mı, zirve mi, aşk mı ya da özetle geçici zevk ve hevesler mi? İşte tam o sıralar cama vuran yağmur damlaları pişmanlığının gözyaşlarıyla arkadaş olur. Seni bu dünyaya sayısız nimetle gönderen, elinin uzanamayacağı şekillerde seni mutlu eden, seni seven ve seninle alakadar olan Rabbini unutmanın pişmanlığıyla. Evet, evet, tam da düşündüğün gibi, tam da gözyaşlarının seni ele verdiği gibi. Günah kokan sofralarda harama peşkeş çeken haline şimdi acıyarak, ağlayarak bakıyorsun. Rabbinden utanıyorsun. Günahların o kadar çok ki tövbe etmeye çekinir olmuşsun. Şimdi uğruna her şeyini, en acısı da en sevgilinin sevgisini feda ettiklerin sana 5 para payda vermiyor. Nasıl? Bu saatten sonra nasıl geri dönebilirim? Dönsem huzuruna nasıl çıkabilirim? Ümitsizlik, çaresizlik, pişmanlık. Ve tam o anda Halık'ının yüreğine yerleştirdiği o iç mahkemenle beraber kulağında bir çınlama, bir ayet yankılanıyor. Rabbim seni ne terk etti ne de sana darıldı. Anlayacağın o ki, her ne kadar günahın olursa olsun veya ne kadar dipte olursan ol, aklını kaybetmediğin, yaptıklarını bildiğin, yanlışı, doğruyu ayırt ettiğin sürece, pişman olduğun ve ona döndüğün müddetçe, kısacası sana kendini unutturmadığı her an dönüşünü bekleyen bir Rabbim var. O zaman hala neyi bekliyorsun? Kaldır ellerini semaya, bırak pişmanlık gözyaşların bu sefer secdene eşlik etsin. Islak seccadenle tövbe et Allah'a. Hem kula Rabbine karşı günahıyla kibirlenmek hiç yakışır mı? Evet, günah kalbe işleyip siyahlandıra ta nur imanı, iman nurunu çıkarıncaya kadar katılaştırıyor. Her bir günah içinde küfre gidecek bir yol var. O günah istiğfarla, tövbeyle çabuk imha edilmezse kurt değil, belki küçük bir manevi yılan olarak kalbi ısırıyor. Bu günahı defalarca işledim abi ben. Tekrar işleyeceğim işte. Bundan önce tuttum mu ki tövbemi de, bundan sonra tutayım deyip sakın ama sakın ümidini kaybetme. Sen geleceğini bilemezsin. Bak, bu dünya sonuna kadar basamaklamak zorunda olduğun bir merdiven gibi. Çıkmaya devam et. Düşsen de kalkmayı bil ve devam et. Basit bir matematik bu. Çıkmayı sürdürdüğün müddetçe, düşsen de kalktığın sürece asla basamak kaybetmezsin. Allah'a emanet olun.